Efendim merhabalar. Seçim 2023 programımız bomba gibi devam ediyor. Dün gazeteci kardeşim Umut Yaygır'la birlikte açılış yaptık ve hem bugün hem de bundan sonraki günlerde partilerin adayları belli olana kadar her akşam farklı bir adayı burada bu stüdyolarda ağırlamaya devam edeceğiz ve Ereğli'de bilinen bir sima, tanıdık bir isim. 2019 yerel seçimlerinde de hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olmuştu ve almış olduğu oy ile, yani partisinin oyunu hem ikiye katladı hem de halkın büyük bir teveccühünü kazanmıştı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı Sayın Bülent Ecevit Tatlıdil. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim aday adaylığınız. Evet. Cumartesi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem milletvekili aday adaylığına başvurdum. Hı hı. Ereğli'mize, ülkemize, memleketimize, Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Efendim detaylarını konuşacağız. Sayın Tatlıdil neler düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ereğli ve Konya'daki son durumu nedir? Millet İttifakı hakkındaki düşünceleri nelerdir? Bu soruların yanıtını kendisinden alacağız. Umut, inşallah güzel bir program olur. Evet, inşallah güzel bir program olacağına eminim. Tabii bu stüdyolarda onlarca kez Sayın Tatlıdil ile ağırladık. Hı hı. Bu dönemde inşallah kendileri 2023 genel seçimlerinde CHP Konya milletvekili aday aday olarak bu stüdyoda ağırlayacağız. Kendisini yakinen tanıyoruz. Bu stüdyoların dışından da tanıyoruz. Renkli kişiliği ve içtenliğiyle Ereğli halkının sevdiği isimlerden, Ereğli siyasetinin sevdiği isimlerden bir tanesi. Ben de Sayın Başkan'a öncelikle çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Evet. Ben ilk sorumu sormakla başlıyorum. Şimdi Ereğli'de bir gazeteci olarak ben aslında işin aslı sizi 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde hani aday olarak bekliyordum. Şimdi siz genel seçimler içinde aday adayı oldunuz. Bu süreç nasıl başladı? Daha önceden aklınızda böyle bir şey var mıydı? Ve bu süreçte aday adayı olmadan görüştüğünüz kimse var mıydı Sayın Tatlıdil? Tabii biliyorsunuz ben yaklaşık 2,5 yılda parti meclis üyeliği yaptım. Hı hı. Bu süreçte genel merkezden tanıdığımız dostlarımızla değerlendirmeler yaptık. Ama adaylık şöyle gelişti, aday adaylığı kafamda. Ereğli de çok soran, adaylığımı bekleyen insanlarımız bu konuda çok baskı yaptılar işin açığı. Hı hı. Başkanım Bülent Bey, bu dönemde aday olun. Sizi canı gönülden destekleyeceğiz. Sizin Ereğli için mecliste katkılarınız çok büyük olur. Hı hı. Konya için katkılarınız çok büyük olur. Biraz da şöyle diyelim, halkın sesine kulak verdik ve cumartesi günü aday adaylığı başvurusunu yaptım. Hı hı. 2024 seçimleri biliyorsunuz yerel seçimler ama 2023 genel seçimleri Türkiye'nin kader seçimi diye gördüğüm bir seçim. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için Millet İttifakı olarak ve CHP Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimi kazanmalıyız. Ben de partime ve Millet İttifakı'na bu konuda destek olacağımı düşünerek Türkiye'nin 2. yüzyılına giderken mecliste Konya'mızı temsil etmek için adaylık başvurusu yaptım. Oy konusunda da, seçmen tercihleri konusunda da tabii ki bizlerin bir katkısı olursa ne mutlu bizlere. Dediğim gibi 2023 seçimleri çok önemli. 2024 seçimleri de, yerel seçimleri de akabinde gelecek. 2023 seçimlerini kazanmamız halinde zaten belediyelerde 2019'da büyük bir başarı yakalamıştık Türkiye'de büyük şehirleri evet, alarak. Evet. 2024 yerel seçimlerinde de bu başarımızın devam edeceği düşüncesindeyim. Ondan dolayı 2023 seçimlerinde aday olmayı tercih ettim. Hı hı. Belediyenin de böylelikle bu seçimi kazanırsak daha kolay şartlarda, evet hiçbir seçim kolay değildir ama daha kolay şartlarda kazanılacağını düşünüyorum. Evet.
Peki beklentiniz nedir efendim? Hani Ereğli ve Konya için, şimdi az önce dediniz ya, bu seçim artık son rövanş, çok önemli. Şimdi Ereğli'de siz belediye başkanı adayken ciddi anlamda CHP'nin oyunu ciddi manada arttırdınız. Şimdi bu son seçimde beklentiniz nedir? Hani hem Ereğli'den hem de Konya'dan. Mesela Konya'dan işte en son iki milletvekili çıkarttı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu dönem beklenti nedir? Böyle bir şey kafanızda canlandı mı? Şimdi son anketler ışığında ya da halkın içinde dostlarımızla, arkadaşlarımızla konuştukta CHP'ye büyük bir teveccüh var. Onun dışında Millet İttifakı'na teveccüh var. Ben oylarımızın artacağını, hatta bu dönem Konya siyasetinde meclis grubunun en az yarısının Millet İttifakı ve muhalefet blokundan oluşacağına inanıyorum. Çünkü sokaklar onu gösteriyor. Yani 7-8 çıkarı evet, Millet İttifakı olarak diyorsunuz. Millet İttifakı olarak 7 ile 8 arası. O zaman AK Parti içinde beklentiniz 7 ya da 8 öyle mi? Tabii ki. Yani tam tersi de. Yani bu 7 biz çıkarırız, 8 onlar ya da 8 biz, 7 onlar gibi düşünüyorum. Ve Konya'dan böyle bir vekil sayısı çıkarması da CHP'nin ve Millet İttifakı'nın zaten Türkiye genelinde de seçimleri alacağımızın göstergesi olacak. Hı hı. Onun için bu seçimler, baştan beri söyledim, çok önemli seçimler. Biz demokrasi mi, diktatörlük mü? Bunun kararını vereceğiz bu seçimlerde. Çünkü giderek bu tek adam rejimi diktatörlüğe doğru kayıyor. Bir geçenlerde işte hepimizin haberi var. Milli Eğitim bir müdürünü bile, bir il müdürünü bile görevden almak Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlandı. Yani devlette liyakat, yetenek, hiçbir şey kalmamış. Hı hı. Onun için bu sürecin Konya için de ben başarılı geçeceğini bizim açımızdan düşünüyorum. Çünkü göstergeler de onu gösteriyor. Görüyorsunuz dün Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na girmeyi kabul etmedi. Fatih Erbakan kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Mehmet Şimşek'i akşam tekrar AK Parti'de aktif siyaset için AK Parti'ye davet ettiler. Mehmet Şimşek kendilerine bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış. Olmayacağını söyledi. Olmayacağını söyledi. Yani bu kaçışın da bir göstergesi bence. Sayın Cumhurbaşkanı elini nereye atıyorsa şu anda boş geliyor. Ben hatta seçim döneminde ve şu milletvekili listeleri açıklandıktan sonra çözülmenin de artacağına inanıyorum. Sayın Tatlıdil, dün Özcan'la gerçekleştirdiğimiz programda Özcan bana bir soru sordu. Dedi ki Türkiye'nin ikinci yüzyılına giderken ülkenin kaderini belirleyecek yönetim kadrolarının seçileceği bir evet. seçim süreci. Ve bu seçimi önceki dönemlerdeki genel seçimlerden ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden ayıran bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sence bu fark nedir dedi. Ben onu dilim döndüğünce açıkladım ama bir siyasetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyeliği yapmış, üst düzey yönetimde bulunmuş bir isim olarak Türkiye'yi bekleyen bu genel seçimleri farklı kılan özellik nedir? Bakın şimdi biz 2017-16 Nisan'da bir referandum yaptık. Ve bu referandum sonucunda yeni bir sisteme geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bizim de tek adam sistemi dediğimiz bir sistem. Buradan meclis etkileştirildi. Kararnamelerle ülke yönetilir hale geldi. O günkü 16 Nisan 2017'den ve 2018'deki seçimlerden bugüne doğru gelirsek, Türkiye ekonomik olarak, demokratik temayüller olarak, siyaset etiği olarak, toplumsal sosyolojik yapı olarak hep geriye doğru bir gidiş sağladı. Yani Türkiye, evet, parlamenter sistemlerde de sıkıntılarımız var mıydı bizim? Vardı. Ama bu sistem Türkiye'ye uymadı. Ne ekonomisine uydu, ne toplum psikolojisine uydu. Ve hep geriye doğru bir gidiş şey yaptık. Bu geriye gidişi artık durduracak bir seçim.
Halk şu kararı verecek bu seçimde. Ben mevcut sistemi ve mevcut düzeni koruyacak mıyım? Yoksa ülkenin çıkışını bize öngören, bu ışığı öngören Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek mi vereceğim? Bu seçim o seçim aslında. Çünkü biliyorsunuz her gün haberler çıkıyor. Devlette talanın, hırsızlığın, yapılan ihalelerin ne boyutlarda olduğunu, hortumlanan paraların ne boyutlarda olduğunu her gün gazeteler artık vatandaş okumuyor bile. Çünkü olağanlaştı bu tür haberler. Biz bunlara karar vereceğiz. Biz ülkemizi soydurmaya devam mı edeceğiz? Biz adaletsiz, tek adamın iki dudağı arasında bir Türkiye mi istiyoruz? Yoksa demokratik düzen içinde herkesin kanunlar karşısında eşit olduğu bir rejim mi istiyoruz? Bunun kararını vereceğiz. Tabii ki bunun kararını vereceğiz. Çünkü Millet İttifakı'nın biliyorsunuz ilk toplanma sebebi Altılı Masa'nın ve Millet İttifakı'nın ilk toplanma şeyi yeniden parlamenter sisteme geçmekti. Bununla ilgili biliyorsunuz 80 sayfalık bir 80 maddelik bir anayasa değişikliği ve parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ilk çalışmamız da buydu. Doğal olarak bizi zaten bu ittifakı bir araya getiren kıvılcım 2017 referandumuyla atılmıştı ve sonrasında 2018 seçimleri, daha sonra İYİ Parti, Saadet, CHP'nin başladığı bu yola, yeni kurulan DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'de katıldı. Bir altılı masa oluştu. Sonuç olarak biz bu kararı vereceğiz. Bu kararı vermek zorundayız. Çünkü gittiğimiz yol değil. Ben bunu 2019'da da söylemiştim belediye seçimlerinde. Gittiğimiz yol değil. Aynı tercihleri yaparak farklı sonuçlara ulaşamayız. Biz bir kere tercihlerimizi değiştirmemiz lazım. Ülkenin 21 yıllık bu iktidarın artık halka, vatandaşa, bizlere, demokrasimize, geleceğimize vaat edecek hiçbir şey kalmamış. Şimdi Madalyon'u diğer tersinden okuyacak olursak, tabii süreci hep birlikte görüyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Milliyetçi Hareket Partisi içinde ve diğer partiler içinde, hepsi içinde tek tek görebiliyoruz. Dün özellikle ben şu değerlendirmeyi yaptım. Uzun yıllardan beri Ereğli bölgesinde gazetecilik kimliğimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çoğu kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte aday Bollu gibi ya da diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday Bollu gibi. Ya her dönem bu adayların çoğunluğundan bahsetmek mümkündü. Evet. Deprem felaketinden midir yoksa ülkemizin yaşamış olduğu bir takım sıkıntılardan mıdır bilmiyoruz. Ya da bunu farklı değerlendirmek lazım. Siyasi açıdan yeterli görünmüyor mudur? Bunların hepsi tartışmaya açık konu. Ama burada sizin değerlendirmenizi de önemsiyorum. Son dönemde bu aday adaylığı noktasında bir coşkuyu Cumhur İttifakı cephesinde göremiyoruz. Ama tersinden baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi kanadında da ciddi bir yükseliş ve heyecan görüyoruz. Bunu neye bağlamalıyız? Sizin gözünüzden bunları dinleyebilir miyiz? Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında sorunuzun cevabı da sorunuzun içinde. Cumhur İttifakı'nda bir tükenmişlik sendromu yaşıyor artık. Türkiye'deki en önemli problem güven. Yani mevcut iktidara ve ittifaka güven kalmamış. Doğal olarak eski dönemlerde malumunuz hepimiz hatırlıyoruz. Birçok bürokrat istifa eder. Milletvekilliği adaylığı ya da belediye başkanlığı adaylığı konusunda isminin geçmesini bile kendine güzel bir CV olacağına inanırdı. En azından adaylaştırılmasam bile gelecekteki atamalarda bir üst seviyeye çıkma konusunda bir yarış vardı bürokratlar arasında. Özellikle AK Parti'den aday ve aday adayı olma konusunda. Bu dönem onun azaldığını ben de hissediyorum. Çünkü eskiden böyle parlak bürokratlar, kendini ispatlamış bürokratlar AK Parti'de adaylık konusunda çok istekliydiler. Ama onlar da artık şunu görüyor ki bu dönem bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde de aday ya da aday adayı olup kendilerini tükenmiş ya da tükenmekte olan bir partinin saflarında göstermek istemiyorlar. Yani olayın özeti budur. Geçmişte AK Parti parlak dönemlerinde dediğiniz gibi çok başvurular oluyordu.
Biraz da işte nedir bu? Tünelin ucundaki ışığı görmek. O ışığı gördüklerinden dolayı bu sefer teveccüh, iktidara gelme potansiyeli yüksek, Millet İttifakı'na doğru dönmeye başladı. Ha, çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde de o kadar çok bürokrat gelemiyor şu anda. Korkuyorlar çünkü tek adam rejimi bir var diye bir şey var. Bir gece kararname yazılır, adamı memuriyetinden de atarlar, görevinden de alırlar, çekiniyorlar. Ama bildiğim, benim Ankara'ya gittiğimde de genel merkezde duyduğum birçok bu tür bürokratın gelip genel başkanımızı ziyaret ettiği, aday olmak konusunda ya da başka konularda artık bu hükümetle çalışmanın kendilerine zul olduğunu, çünkü hiçbir liyakat, deneyim, becerinin kalmadığı, kendilerini dinlenmediği, politikaların yanlış yürütüldüğü konusunda değerlendirmeler konuşulduğunu söylediler. Doğal olarak bu da listelere yansıyor. Bir talep konusunda, vatandaşın talebi konusunda, adaylık konusunda bir eksilme yaşayacak. Bu da doğaldır. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten bu yana Ereğli'ye değer verdiğini, önem verdiğini biliyoruz efendim. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçim süreci içerisinde Ereğli için planlamış olduğu herhangi bir ziyaret olacak mı? Bunu buradan müjdeleyelim. Daha bugün netleşti. Önümüzdeki hafta 28 Mart Salı günü grup toplantısını Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ereğli'de yapacaklar. Grup toplantısı değil mi? Evet, yanlış duymadım efendim. Salı günü Genel Başkanımız Ereğli'de olacak. Bu önümüz 28'inde. Evet, 28 Mart. Bunu da ilk Salı defa günü, burada söylüyorsunuz. İlk defa kamu. Zaten bugün netleşti. İlçe başkanımız la görüştüm. İlçe başkanımız haber verdi. Sayın aday adayım. Sabah bir telefon konuşması yapmıştık. Genel merkezden de beni aramışlardı. İlçe başkanımızı da aramışlar. İlçe başkanımız hemen hazırlıklara başladı. Perşembe günü bir işte yer tespiti konusunda bir görüş alışverişi yapılıp Salı günü Sayın Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ereğli'mizde olacak. O zaman bütün milletvekilleri, partinin bütün ana kademesi Ereğli'de olacak, öyle mi? Grup toplantısı olduğu için doğal olarak grup toplantıları zaten milletvekillerine ve halka yönelik bir toplantı. Gelecekler, grup toplantısını da Ereğli'mizde gerçekleştirecekler. Sonrasında bir esnaf gezisi, akşam Konya'da bir iftar programı, Mevlana ziyareti ve iftar programı. Sonrasında Ankara'ya dönecekler tekrar. Buradan da halkımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na ve Türkiye'nin geleceği konusunda endişesi olan herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yeri, saati, ilçe başkanımız Sayın Necat Tüktaş tarafından kamuoyuyla duyurulacak. Yani yeri henüz belli olmadı, Perşembe günü mü belli olacak? Evet, Perşembe günü. Ankara'dan da bir heyet gelip yer tespiti konusunda bizim ilçe başkanlığımızın önerdiği yerler içinden en uygununu seçip genel başkanımızı halkımızla Ereğli'de buluşturacağız. Evet, grup toplantısını Ereğli'de yapacağız. Peki efendim, milletvekili aday adayısınız. Seçilebilir bir listeden aday olduğunuz takdirde ve meclise gittiğiniz takdirde Ereğli için önce yapılması gereken ne olduğunu düşünüyorsunuz? Hani Ereğli'nin hangi büyük sorununu çözmeyi üzerinize vazife olarak gördünüz? Şimdi öncelikle sadece Ereğli'nin değil, Konya milletvekili olacağız. Ereğli'de benim ata toprağım, doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım ilçe olduğu için Ereğli'nin tabii ki bizlerin gözünde farklı bir yeri var. Ereğli'nin en büyük problemi dışa göç vermesi. Genç işsizliğin çok fazla olması ve Ereğli'ye özellikle tarımsal ve sanayi yatırımlarının az yapılmaz. Son dönemde bir kıpırdanma oldu ama bu halkın desteğiyle, devletin öyle büyük bir yatırımı olmadı. En son şeker fabrikası yapılmıştı biliyorsunuz. 1989'da rahmetli
Özal döneminde, Anavatan Partisi döneminde. O günden bugüne yaklaşık 32-33 yıldır Ereğli'ye devlet tarafından büyük bir yatırım yapılmadı. Ereğli'nin en büyük sorumluluğu ekonomik sıkıntılar. Ekonomik sıkıntılar da doğal olarak büyük şehirlere göç olarak bize geri dönüyor. İnsanlar doğduğu, büyüdüğü topraklarda iş bulamazlarsa başka yerlere gitmek zorunda. Bu da Ereğli'nin sosyal kültürel yapısını da etkiliyor. Ereğli'ye dışarıdan daha gariban il ve ilçelerden de bir Ereğli'ye göç oluyor. Doğal olarak bu demografik yapımızı da değiştiriyor bizim Ereğli'mizi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz genel başkanımız benim ilçe başkanlığı dönemimde de 3 kere geldi. Sonrasında da Ereğli'mize geldi. Hep Ereğli'yi farklı bir noktada, farklı bir gözle baktığını hep burada sizlere de ve kamuoyunun önünde ifade etti. Birinci vali biliyorsunuz CHP iktidarını Ereğli ile olacak demişti. İllik problemlerimize belirli bir çözüm. En azından bağımlılıktan kurtulacağız. Yani 160 kilometrelik bir il merkezine gidiş geliş ve bürokrasik engeller, kalkınmada öncelikli bölge olamama. Yani gibi. Aday olduğunuzda bunu kullanabilirsiniz değil mi? Hani CHP Ereğli il olacak. Direkt kendi bizzat sözü zaten. Zaten bizzat sözü biz de yani ilk 6 ayında Cumhurbaşkanımızın ilk 6 ayında bunu bir an önce gerçekleştirme noktasında biz de gerekli temaslarımızda bulunacağız. Hatırlatacağız tekrar. Biliyorsunuz söz içer, yazı kalır. Ama Genel Başkan'ın bugüne kadar verdiği her sözü tuttu. Cumhurbaşkanlığında da halka verdiği her sözü tutacaktır. Birincisi o, yatırım konusunda Ereğli'ye yatırımlar yapılması. Yani biliyorsunuz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurucu partiyiz. İlk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk de ekonomik model olarak karma ekonomiyi, yani özel sektör, devlet birlikte ya da ayrı ayrı yatırımlar yapmayı Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir İktisat Kongresi'nde aldıkları kararlarla böyle yapmışlardı. Biz de bu tür dezavantajlı olan bölgelerimize, biliyorsunuz Türkiye'nin sanayisi belirli bölgelere kaydı, dezavantajlı olan bölgelerimize özel sektörün yatırım yapmaya çekildi. Önce teşvik yatırım için, sonrasında yapılmıyorsa devlet tarafından insanları orada tutacak, doğduğu büyüdüğü topraklarda geçimini sağlayacak devlet yatırımlar, yani fabrikalar kurmak, Türkiye'yi yeniden bir dönüştürmek, bazı gerekiyorsa hatırlarsanız 73 yılında rahmetli Ecevit iktidara geldiğinde bütün kömür madenlerimizi kamulaştırmıştı. Böyle seçenekler de var. Yani özel sektörün işi tam kapasiteyle, tam anlamıyla yapamadığı işlerde devletin devreye girerek onları büyütmesi, daha organize hale getirmesiyle yapılabilecek şeylerde Ereğli'miz ön planda olacak. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ereğli'mizde eğitimle ilgili, işte hastanelerle ilgili büyük sıkıntılar var malumunuz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde birçok işlem yapılamıyor. Her gün işte sabahları Konya yollarında, Karaman yollarında Ereğli'li plakalı araçları görüyoruz. Özel hastane, mevcut hastanenin derecesini yükseltirip alet, ekipman ve doktor sayısının arttırılması, gerekirse yeni bir binayla ikinci bir hizmet kapısı açılması Ereğli'ye. Çok yakın dostlarımızı kaybettik kalp krizlerinden. Yani senin de akraban Necati Akarsu kalp krizinden öldü. Belki bir anjiyo cihazı, daha modern cihazlar olsa kurtarabilirdik. Birçok, yani bu bir örnek sadece. Ambulanslara bindirilip Konya'ya sevk yolunda kaybettiğimiz vatandaşlarımız. Ereğli'ye çok güzel şeyler yapılacak. Tabii bunu seçim sürecinde açıklayacağız. Sadece Ereğli için değil, Konya'mız için, Türkiye'miz için bir program hazırlanıyor. Zaten vardı program. Onunla ilgili revizyonlar yapılıyor. Son hali şey yapılıyor. 9 Nisan'dan sonra
milletvekili adayları biliyorsunuz belli olacak sıralamalar bütün partiler için. Bizim partimizde de öyle belli olacak. Onun sonrasında adaylarımız, ben dahil, sahalara ineceğiz. Biz ne yapacağız, ne vaat ediyoruz ve geleceğimizi nasıl tasarlıyoruz? Bunu vatandaşlarımıza anlatacağız. Partide açıklama yapacak mısınız efendim aday adaylığınızla ilgili? Hani şu anda, o konuda öyle bir hazırlığım yok. Çünkü biliyorsunuz ön seçim gibi ya da böyle temayül yoklamalar gibi bir şey yapılıyor. Merkez yoklamasıyla atamalar olacak. Dün de hatırlarsınız gerek yerel basın, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna bir kısa açıklamada bulundum. İnsanları bu şekilde bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Onun dışında bir partide açıklama, belki küçük bir toplantı yapılabilir. Diğer tüm aday adayı arkadaşlarımızla beraber Ereğli'deki beraber bir basın açıklaması yaparız. Onun dışında bir açıklama yapmayı düşünmüyorum. Evet. Sayın Tatlıdil, ben şu konuyu sormak istiyorum özellikle. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi, deprem ülkesi olduk. Bir kez daha yaşadığımız son felakette öğrenmiş olduk. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında uzun yıllarca siyaset yapmış bir kimlik var. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın İnce ve uzun yıllar boyunca da ülkemizin en büyük probleminin sorununun deprem olduğunu söyledi. Tabii bunu Cumhuriyet Halk Partisi de önemsedi. Her dönem bunu ifade etti. Ülkemizde depreme yönelik hazırlıklar yapılması gerektiği konusunda birçok yayında bahsettiler. Biliyorsunuz ki ülkemizin dünyaca ünlü yer bilimcileri de özellikle bu depremden sonra Konya, Ereğli, Karaman bu bölgede, Niğde bu bölgede ciddi anlamda sanayileşmenin ve özellikle gıda ihtisas sanayisinin bu bölgeye konuşlandırması gerektiğinden bahsediyor. Olası bir İstanbul depreminde ülkenin tıkanacağı noktasında öngörüleri var. Bu noktada da iktidara gelirse Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı, sizlerde milletvekili olursanız bu bölgenin iyileşilmesi noktasında projeleriniz söz konusudur. Şimdi şunu açıklayayım. Öncelikle depremde resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun. Sonrasında Urfa'da bir sel felaketinde yine 30'a yakın 20 küsür vatandaşımızı kaybettik. Maalesef 2023-2022 ekonomik krizle 2023'ü de felaketlerle, deprem, sel gibi felaketlerle geçiriyoruz. Umarım ve Allah'tan dilerim ki böyle felaketler bir daha olmaz. Ama bilim de bize şunu söylüyor. Türkiye deprem ülkesi. Aynı zamanda küresel ısınmayla ve iklim değişiklikleriyle, insan eliyle yapıyoruz biz. Dünyamıza, yaşadığımız evimize zarar veriyoruz. Bu tür hem yağış felaketleri hem de deprem felaketleri. Deprem felaketleri biliyorsunuz, fay hatları üzerinde olan, büyük yıkımlara yol açan, büyük can kayıpları, ekonomik kayıplar yaşadığımız felaketler. Biz her zaman depremi önemsedik. Biliyorsunuz 99'da da Türkiye'de büyük Gölcük depremi, sonrasında Düzce depremi, daha sonra Van'da bir deprem, Elazığ'da, Malatya'da depremler yaşadık. Gölcük depreminde ve Düzce depreminde 16 bin vatandaşımızı kaybetmiştik 99'da. Ondan sonra işte yönetmelikler, şartnameler yeniden ele alındı, yeniden yazıldı. 99'da bir deprem yönetmeliği yapıldı. Sonra 2007'de, 2018'de revizyona uğradı. Ve 2002'de AK Parti iktidara geldi. 2002, 3 Kasım. Ve o günden bugüne 23 yıldır yani depremde birinci öncelikli sorumluluk alması gereken bir afete ülkemizi, şehirlerimizi, bizim sivil toplum örgütlerimizi hazırlaması gereken merkezi yönetimdir. Ve yer merkezi yönetimde 21 yıldır AK Parti'nin elinde. Biz
İstanbul'da 2019'da seçime katıldım da biliyorsunuz Ekrem Bey, Sayın Belediye Başkanımız bu konuda depremle ilgili toplantılar, İstanbul'un bir an önce kentsel dönüşüme, rehabilitasyona, güçlendirmeler yapılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Biz depremi İstanbul Marmara bölgesinde bir deprem bekliyorduk. Ha, ona hazır mıydık? Ona da hazır değildik. Ama maalesef 11 ilimizi etkileyen iki tane peş peşe 6'şar saat arayla 7.6 ve 7.8 büyüklüğünde depremler yaşadık. Burada da gördük ki biz ne bina stoğu olarak, yapı stoğu olarak, ne AFAD, ne Kızılay, ne sivil toplum örgütleri olarak, ne de ülkeyi yönetenler olarak, ne de belediyeler olarak biz bu işe hazır değilmişiz. Evet. Hazır değiliz. Birçok yıkım oldu. İnsanoğlu geçmişten ders alarak geleceğini planlamalıdır ama biz çabuk unutan bir toplumuz. Siyasetçilerimiz de çabuk unutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda artık Türkiye'nin bu felaketlerle, deprem gibi, sel gibi felaketlerle uğraşırken bilinçli, bilimsel, geleceğe yönelik adımlar da yapılması gerektiğini farkında. Biliyorsunuz bizim 2300 sayfalık bir mutabakat metnimiz var. Burada da AFAD'la ilgili, afet bölgeleriyle ilgili şeylerimiz var. Yapacağımız değişikliklerle ilgili, kuracağımız kurumlarla ilgili vaatlerimiz var. Onları seçim döneminde konuşuruz. Biz bunu ve hatırlarsanız 31 Şubat'ta açıklamıştık. Pardon. 31 Ocak'ta açıklamıştık. 6 Şubat'ta da deprem maalesef depremle karşılaştık. Doğal olarak şimdi bilim adamları belirli periyotlarla işte bu açıklamaları yapıyorlar. Şimdi İstanbul depremi bekleniyor. Yaklaşık işte bu Kuzey Anadolu fayının işte Marmara'daki bölümü 100-120 yıl civarında büyük bir deprem üretiyor. Biliyorsunuz Yalova Gölcük depremi, o Düzce depremiyle Marmara'nın İzmit Körfezi'ne kadar olan kısmı kırıldı. Şimdi beklenen yer neresi? Marmara Denizi'nden Tekirdağ'a doğru giden o Kuzey Anadolu fay hattının kırılmasının artık an meselesi. Yani bu an bir ayda olabilir, 10 yılda olabilir. Ama biz bugünden o işlere hazırlanmalıyız. Çünkü İstanbul'un şöyle bir şeyi var. Yaklaşık orada Bursa'sı, İstanbul'u, Kocaeli'si 25-30 milyon insan yaşıyor. Türkiye sanayisinin %45'i orada, o bölgede. Türkiye finansının %60'ı orada. Hatta Merkez Bankası'nı bile biz işte bina yapıldı, AK Parti oraya taşımaya çalışıyor biz karşı çıkmamıza rağmen. Çok büyük bir şehir. Çok büyük bir nüfus yoğunluğu var. Allah korusun bizi, inşallah hazırlanırız. Bütün o yapı stoklarımızı, gerekli önlemlerimizi alırız. Olacaksa da deprem, inşallah olmaz. Ama ondan sonra olsun. Çünkü İstanbul'a girmek, çıkmak biz biliyorsunuz Maraş'a 2-3 günde zor ulaşıldı. Hatay'a öyle. Yani devletin tam orada elini koyması bir haftayı buldu neredeyse. Doğal olarak İstanbul bir yarımada gibi arasında işte boğazı var. Avrupa yakasında geçiş için belirli güzergahlar dışında geçiş yapamıyorsunuz. Bu hazırlıkların yapılması lazım. Mesela İstanbul'a sadece karadan değil havadan ve denizden müdahalenin için gerekli alanların belirlenmesi, uçak iniş kalkışı. Ama biz Atatürk Havalimanı'nı yıkıp içine cami yapma derdindeyiz. İçine hastane yapma derdindeyiz. Yani Büyük İstanbul depreminde belki en çok kullanılacak havaalanı. Hatta biliyorsunuz Hatay ve Maraş büyük depreminde de biz İstanbul Havaalanı'nı kullandık tekrar. Bu askeri sevkiyatlarını, evet Atatürk Havalimanı'nı kullandık. Yani belirli işte tahliye limanları ve lojistik limanlar yapılmalı İstanbul'un belirli merkezlerine. Belki bu amfibi gemilerle insanları nakledeceğiz oradan bir deprem ağrında. Yaralılarımızı nakledeceğiz. Onun için biz iktidarımızda bizi büyük bir mücadele bekliyor. Ve bu mücadeleyi vermeye biz ittifak olarak da parti olarak da hazırız. Zaten mutabakat metnimizde o 2300 sayfalık
Türkiye'ye geldiğimiz zaman yapacağımız değişikliklerde bunlar var. Ereğli ve bölgesi, Konya ve bölgesindeki oraya geçeyim. Zaten o tartışılıyor işte İstanbul'daki ve bu tür deprem bölgelerindeki riskli bölgelerdeki sanayi tesislerini kademeli olarak daha sağlam yer zeminine olan bölgelere taşınması. Bunun için de başta işte Konya, Karaman hattı. Biz zaten hatırlarsanız 2015 seçimlerinde bizim Merkez Türkiye diye bir projemiz vardı. Evet. Bu İç Anadolu'ya büyük bir lojistik ve üretim merkezi kurulup 57 ülkeye biz 2 saatlik uçuş mesafesindeyiz. Konya. Hı hı. Uçakla 2 saat. Gemiyle, demiryoluyla, kara taşımacılığıyla Türkiye Avrupa'nın lojistik ve üretim merkezi olabilecek bir ülke. Bunu 2015'te biz zaten seçim vaadi olarak vermiştik. Bu dönemde de bu bölgede tarıma elverişli olmayan, tarımsal üretimde kullanmadığımız bölgelere bu tür şeylerin taşınması bizim planımız. En azından yeni kurulacak tesisleri buralara teşvik ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yatırımcıların buraya kaydırılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın gündeminde bu tür şeyleri destekleyeceğiz. Onun dışında mevcut orada var olan ve artık ekonomik ömrünü tamamlamış fabrika binalar yıpranmış fabrikalarla ilgili de bir çalışma yapılıyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hemen seçimin ertesinde bu şeyler, uygulamalar hayata geçecek. Geçmesi de lazım. Hı hı. Çünkü Büyük İstanbul depremi geçen Ekrem İmamoğlu'nda söylediği gibi Türkiye'nin bekasını ve ekonomik bağımsızlığını tehdit edebilecek bir doğal afete dönüşebilir. Evet. Peki efendim, yarım saati açtık. Sizi inşallah daha çok konuk edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz var mı? Bilmiyorum Umut, senin var mı? Genel olarak konuşmalarımızı yaptık zaten. Buyurun efendim. Başkanım, bizim son cümleleri sağ olun. Son cümlemi şöyle kapatayım. Bizim en son Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partisi'li vekilimiz rahmetli Ali Köprüdak. Evet. 1973 seçimleri. Sırası o, kaç bir şey efendim? Herhalde ya 3 ya 4. sırada. O zaman 4 ya da 5 vekil çıkarmıştı. Hı hı. Konya'da. O günden bugüne, evet, bazı dönemler 2011'de Sayın Mehmet Topbaş ikinci sıra adayımızdı. 2015'te 7 Haziran'da Gülsüm Filonalı Hanım. 1 Kasım'da da Ali Cemal Cömert adayımızdı ama muvaffak olamadı. İkinci sıradaydı değil mi? İkinci sıradalardı. Benim hayalim 2023 seçimlerinde Ereğli'nin evlatlarından birinin, bu ben de olabilirim, diğer arkadaşlarım da olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ereğli'mizi, Konya'mızı temsil etmesi. Umuyorum, diliyorum 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerde bu hedefe ulaşırız. Hem Ereğli'de hem de Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ve bileşenler olarak iktidara geliriz. Ülkemizi hep birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hep birlikte taşırız. Hı hı. Benim dileklerim bunlar. Ben hep şunu söyledim. Hayat felsefem budur. Asla ben ne olacağım diye düşünmedim. Biz ne olacağız? Biz ne yapabiliriz diye düşündüm. Hiçbir zaman kendi kişisel çıkarlarımı toplumun, partimin önüne koymadım. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğim. Önümüzdeki seçimlerde Ereğli'mize, Konya'mıza, ülkemize güzel günler diliyorum. Umarım güzel, tartışmasız, sıkıntısız bir seçim ortamıyla 14 Mayıs seçimlerine hep birlikte gideriz.
Dediğiniz gibi bundan sonra yine buluşacağız, yine görüşeceğiz. Bizi konuk ettiğiniz için, öncelikle Ereğli haberlerine beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza bizi lütfedip dinledikleri için saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet Umut. Ben Sayın Tatlıtuğ'la öncelikle vizyonel bir bakış açısıyla her zamanki gibi böyle iştenlikle sorunlarımıza cevap verdiğiniz için ve davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğunuz yolda da başarılar diliyorum. Buradan bir teşekkürü de sosyal medya hesaplarından, ekranlarından bizleri izleyen değerli Ereğli halkına etmek istiyorum. Efendim bundan sonraki süreçte de tüm partilerimizin aday adaylarıyla bu platformdan sizlere projeleri anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hayırlı akşamlar. Efendim Sayın Tatlıdil bu programda çok önemli konulara değindi. Projelerini anlattı. Vekil olursam Konya ve Ereğli için şunları yapacağım dedi. Ki Sayın Tatlıdil'in önemli açıklamalarını erilhaberleri.com'da da haber olarak göreceğinizi ifade edelim. Ve en önemli açıklaması Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani hem de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını Ereğli'de gerçekleştireceğini belirtti. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum ve hayırlı akşamlar diyelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.